Takas İstanbul sunar. Evet efendim, bir kez daha Ekotürk TV'den herkese merhabalar. Gelmiş olduğumuz noktada programlarımız tabii ki devam ediyor ve ekonomist Şevket Sayılgan'la beraberiz. Bu programda da kendisiyle sohbet edeceğiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum ben de hocam. Hocam şimdi şöyle biraz yurt içi tarafa odaklanalım. Çünkü özellikle dün itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yapmış olduğu meclis toplantısında bir karar alındığına ilişkin haberler var. Ve o da şu: kur korumalı mevduat dönüşünde özellikle de özel bankaların ihtiyaç duyduğu dövizi TCMB, yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın karşılayacağına ilişkin bir haber akışı var. Bu ne zaman geldi? Dün itibariyle kamu bankalarının 2.3 milyar dolarlık döviz satması kararının arkasından geldi. Bu satış yeniden dolar TL'nin stabil tutulması noktasında mı yapıldı diye sorulan sorulara da KKM'nin geri dönüşü noktasında olan döviz ihtiyacının karşılanması adına yapıldığı ilişkinde bir açıklama gerçekleşti. Hocam şimdi siz bu adımı nasıl yorumluyorsunuz? Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın özel bankalara KKM geri dönüşlerini karşılama adına döviz satışı kararını nasıl yorumlamak gerekiyor? Tabii bugünkü süreci yorumlarken ister istemez geldiğimiz noktayı da dikkate almamız gerekiyor. Geldiğimiz noktadan kastım şu: özellikle uygulanan politikanın geçmişten bugüne getirdiği bazı olumsuz etkiler oldu. Bunların başında bankacılık sisteminin makro ihtiyati tedbirler adı altında uyguladığı yapı ve bunun sonucunda döviz piyasasına yapılan bir bakıma kontrol yaklaşımı bizim bugünkü geldiğimiz noktada değiştirmeye çalıştığımız yapı. Tabii bu yapının değiştirilmesi öyle kolay olmadığı gibi rehabilite edilmesi gereken noktalar da var. Bir kere başlangıçta şunun altını çizmemiz lazım: kur korumalı mevduatın önümüzdeki dönemde bazı semptomlarını yaşamaya devam edeceğiz. Bu da dolayısıyla ilk aşamada rasyonelleşen ekonomi politikası çerçevesinde mevcut düzeltilecek enstrümanlar göz önüne alındığında elbette ki bazı temel hedefler var, ama bu hedeflerin yanında şunu da göz ardı etmeyelim: mevcutta bunu bir kerede ve bir anda yapabilmek mevcut ekonomik kurumlar açısından da riskler yaratıyor. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman ortaya çıkan resimde bu evvelsi günkü uygulama karşımıza çıkıyor ki Merkez Bankası da burada bir açıklama yapma gereği duydu. Çünkü buradaki artışla ilgili bunun belki de değerlendirmesini yaparken şu cümleyi kullanmamız gerekecek: bunun devamlılık taşıyıp taşımayacağı, bir yumuşak geçişin enstrümanı olup olmadığıyla çok yakından bağlantılı bir konu. Ama sonuç itibariyle baktığımız zaman evet, Merkez Bankası piyasaları döviz likiditesi açısından fonlamaya devam ediyormuş gibi bir görüntü veriyor, ama bunun açıkçası tam bu şekilde olduğunu söylemek de mümkün olmayacaktır. Çünkü bu zaman içinde özellikle şunun altını belki çizmemiz gerekiyor: bizim KKM gibi, ki bunun önümüzdeki dönem bütçe açığının finansmanına kadar giden birçok resim karşımıza gelecek ve buralarda finansman problemini o döneme kadar sürdürülebilir kaynaklara bağlamadığımız, yabancı sermaye girişinin devamlılığını sağlamadığımız noktada bu tarz olası volatiliteyi çok fazlasıyla arttıracak durumlarda kamu bankaları ve Merkez Bankası'nın piyasalarda görünür olacağını düşünüyorum. Peki hocam, şimdi gelelim dolar TL'deki fiyatlamaya, ki özellikle de dolar TL'deki bu fiyatlamayla beraber ihracat rakamlarının daha üst seviyeye çıkacağı ve ithalatın da azalarak dış ticaret dengesinde ciddi bir azalış olacağına yönelik beklentiler de söz konusu. Çünkü dolar TL'nin 19'larda tutulmasının, baskılanmasının ardından ihracatçı cephesinden de bir tepki söz konusuydu. Ve dün itibariyle de zaten Haziran dış ticaret dengesi verilerini aldık ve dış ticaret dengesi 5.4 milyar dolar açık verdiğini gördük. Diğer taraftan şöyle kısaca hatırlatmak istiyorum: İhracat %10,5 oranında azalarak 20.9 milyar dolar, ithalat ise %16.8 oranında azalarak
28.3 milyar dolarlık bir rakama ulaşmış durumda. Tabii ki bakanlığın da açıklaması var ve bakanlıktan gelen açıklamada yıllık düşüşün nedeni olarak 9 günlük Kurban Bayramı sebebiyle sipariş ve teslimatların duraksaması olarak gösterilmiş. Şimdi hocam dolar TL'ye seçim öncesi 19, seçimden sonra çok hızlı bir hareket yok. 20-21 ama bir anda 26'nın üzerine atan ve an itibariyle de 26'nın altında durmaya çalışan bir dolar TL paritesi var. Yani TL'de ciddi bir değer kaybı söz konusu oldu seçimden sonra. Peki bu fiyatlamanın, TL üzerindeki fiyatlamanın size iki tane önemli etkisini ayrıntılı bir şekilde açıklamanızı rica ediyorum. Onlardan bir tanesi dış ticaret rakamı ve cari açık özelinde. İkincisi belki de daha önemli ki bu hafta alacağız enflasyon verisi özelinde. Enflasyonist beklentileri ciddi anlamda bozacak bir yükseliş hareketi miydi bu dolar TL'de yaşanan? Şimdi buradaki yorumun ilk başlığı şu olabilir. Biz bu kur artışını kontrollü mü yaptık yoksa piyasa şekliyle mi yaptık? İlk başlangıçta genel yorum bu kontrollü bir kur artışına izin verildiği yönündeydi. Fakat bir bakıma ortaya hibrit bir cevap çıktı. O da şu, kontrollülükten ziyade artık döviz piyasası kendi mecrasına, kendi doğal akışına bırakıldığı yönünde. Bu da dolayısıyla piyasaları bu bakımdan değerlendirdiğimizde elbette ki bir enflasyon geçişkenliğinin alt detayını da oluşturmuş oldu. Yani kısacası baktığımız zaman bizim önümüzdeki Temmuz'la birlikte ki Temmuz ayının önemi ne? Belki de şu ifadeyi de kullanmak lazım. Baz etkisinin devreden çıkacağı aylardan biriyle başlıyoruz. Bu baz etkisi devreden çıktığı bir dönemde döviz kurundaki bu artışın enflasyonist bir geçişkenlik yaratacağı da hiç şüphesiz ki şüphesiz. Yani onunla ilgili zaten piyasa fiyatlamalarını takip edenlerden de aldığımız bilgi zaten bu konudaki yansımalar fazlasıyla başlamış vaziyette. Tabii bütün bunların yanında şunu da söylemeden geçmek istemem. Dış piyasalarda da enerji olsun, emtia olsun, tarımsal ürünler olsun bu tarz bütün girdi fiyatlamalarını etkileyen unsurlarda hızlı ve hissedilir bir aşağı yönlü trend var. Dolayısıyla böyle bir trendin olduğu bir dönemde bizim içeride bu tarz bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalmamız Merkez Bankası'nın özellikle faiz arttırımı konusunda öyle çok kontrollü ve yumuşak artışları zaman içerisinde daha yüksek ve yoğun yapma ihtiyacı dolayısıyla getirebileceği. Bu da dolayısıyla piyasalar açısından önemli bir yaklaşım olacaktır. Yani biz önümüzdeki 22 Temmuz'daki Merkez Bankası toplantısında dikkate alacak olursak tekrardan belki bir 8 puanlık 10 puanlık bir faiz arttırımı konusu tekrar gündeme gelecektir. Bu da dolayısıyla bizim tekrardan bozulmuş dengeyi sağlayana kadar bu tarz kontrolsüz sonuçlarla bir müddet daha karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum. Burada tabii enflasyona etkisi yanında bir de tabii ki cari açığa etkisi. Burada da beklenti özellikle kur hareketleri bu seviyelerde devam ettiği takdirde faizle birlikte oluşan piyasalarda bir yavaşlamanın cari dengede ve dış ticaret açığında iyileştirici bir sonucu da beklememiz gerekiyor. Ama bu sonuçları belki de Eylül ayı ile birlikte daha çok görünür hale gelecektir. Bu çünkü özellikle yaşadığımız turizm mevsiminin, turizm gelirlerinin de yansıması bir araya geldiğinde cari açıkta bu konuda bir iyileşmeyi ben Eylül ayı ile birlikte göreceğimizi ama ekonomide bir yavaşlamayı ki sanayi üretimi rakamları şu ana kadar bunu destekliyor. Kapasite kullanımı belki bu konuda çok fazla bir geri çekilme olmamakla birlikte sanayi üretimi bu konuda bize ekonomide özellikle imalat sanayi tarafında bir yavaşlamanın ilk izlenimlerini veriyor. Yani kısacası kur artışı ve kurun bu şekilde gitmesi ekonomide bir yavaşlamayı daha çok etkileyecek ama enflasyona geçişin önüne geçebilmek için faiz enstrümanının da burada daha etkili, daha hissedilir ve her şeyden önce bu konuda özellikle daha önce de vurgulamaya çalıştım. Bu benim en çok dikkatimi çeken konu. Ben beklerdim ki Sayın Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı'nın süreçte mesailerine başlamadan önce ortak bir basın toplantısı, soru cevaplı bir basın toplantısı düzenleyerek
Bu noktada özellikle algı yönetimi çerçevesinde, piyasadaki beklentileri yönetmek çerçevesinde güçlü mesajları da içerecek bir basın toplantısı yapmalarını ve buna bağlı olarak da yabancı sermayeden tutun iç piyasadaki yatırımcıya kadar süreçte biraz daha soru cevabın netleştiği, yol haritasının bu anlamda biraz daha görünür olduğu bir yapı çizilsin. Şimdi bunlar biraz gecikmiş vaziyette, hani geç kalınmış değil ama gecikmiş vaziyette. Ama her şeye rağmen önümüzdeki dönem bu kur artışının faizle birlikte yumuşamasını, buna bağlı ekonomide yavaşlamayı ve beraberinde de enflasyonda 2024'e doğru bir geri çekilmenin, 24 yılıyla birlikte bir geri çekilmenin başlamasını, ama 2023 sonuna doğru biz 50'ler seviyesinde bir enflasyonla süreci kapatabileceğimizi düşünüyorum. Peki hocam, şimdi o zaman size Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atacağı, yani sizin atacağını düşündüğünüz adımları ve atması gereken adımları iki farklı şekilde sormak istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Şimdi az önce bahsettiğiniz %50, yani 2023 yılına geldiğimizde, 2023 yılının sonuna geldiğimizde %50 oranında bir enflasyon. Hali hazırda zaten %40-45 oranında bir mevduat faizi var. Ama biz %8,5 olan politika faizini %15 seviyesine yükselttik ki en düşük beklenti %14'tü, en yüksek beklenti %40 seviyesine yükseltileceğiydi. Gerçekten de en düşük beklentinin bir tık ötesinde, yani %14'lük olan beklentinin ötesinde %15'e yükseltilen bir politika faizi var. Peki hocam, sizce Merkez Bankası yılın sonuna geldiğimizde hangi politika faizini bizlere sunacak? Yani daha %15'lerden maksimum nerelere kadar arttırılabilir? Ama bu birinci sorum. İkinci sorum ise şu. Yüzde kaç yapması lazım politika faizini? Çünkü az önce de bahsettiniz. %50 gibi bir enflasyon beklentisi var ve %40-45 olan bir mevduat getirisi var. Şimdi burada belki de özellikle vurgulanacak olan konu, yani bizim açımızdan politika faizinin kullanılırken vereceği mesaj gerçekleşen enflasyona yönelik mi, beklenen enflasyona yönelik mi olacağıdır. Burada gördüğüm kadarıyla para politikası yapıcılar beklenen enflasyona göre bir faiz politikası uygulamaları bekleniyor. Yani bu da, evet biz yıl sonu 50 bekliyoruz, o civarlarda bir enflasyon bekliyoruz ama yıl sonu, bir yıl sonrası içinde beklenen enflasyon 30'lar mertebesinde. Bu çerçevede baktığımız zamansa benim şahsi görüşüm politika faizini 30'lar seviyesinde, 30'un işte 2 puan üstü, 2 puan altı seviyesinde, yani 1-2 puanlık bir beklenen enflasyona göre bir reel faiz verilebileceği ve bu çerçeve oluştuğu andan itibaren de piyasalarda beklendiği gibi bir yumuşamanın, bir iyileşmenin bu devreye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bizim açımızdan ne kadar hızlı ve etkin olursa bizim 2024 yılında da o kadar avantajlı olacak. Yani kısacası bir yıl sonrasına beklediğim enflasyon 30'lar seviyesinde, yıl sonu beklentim 50'ler seviyesinde, politika faizinin de üst limit olarak belki ifade edeceğimiz değeri gene 32'ler, 30-32 bandında bir politika faizinin ortaya çıkacağı yönünde. Hocam, bu hafta enflasyon açıklanacak. Buyurunuz, lütfen buyurunuz, devam ediniz. Burada tabii bir kelime ilave etmem de gerekir. Bir çekince olması adına. O da şu, 2024 Mart'ı bir yerel seçim öncesinde de bu artışların ekonomideki durağanlıkla birleştiğinde seçmen nezdinde yaratacağı etkiyi de ekonomide karar vericilerin dikkate alacağını ve bu konuda bu söylediğim rakamları biraz daha geciktirerek karşımıza çıkartma ihtimalini de göz ardı etmek istemem. Hocam, bu hafta nasıl bir enflasyon bekliyorsunuz? Haziran ayı enflasyon verisi. Çünkü şöyle baktığım zaman, ben İstanbul'daki enflasyona baktığım zaman perakende fiyatların %3,46, toplam fiyatların da %4,32 arttığını görüyorum. Ortalamalarını alsak herhalde %4 seviyeline falan yaklaşıyoruz. Ve gelmiş olduğumuz noktada Haziran ayındaki TÜFE aylık bazda %4 ve üzerinde bir artış beklentisi de var bu hafta açıklanacak olan TÜFE verisinde. Sizin de aynı yönde bir beklentiniz var mı? Ben dörtler seviyesine açıkçası çıkacağı konusunda biraz daha zayıf bir ihtimal tanıyorum. Benim beklentim 2,5-3 bandı.
Buradaki 2,5-3 bandı da bizim yıllık enflasyonun bir tık aşağı inmesi demek olacak. Yani 35-36'lara, 36 civarlarına bir aylık enflasyonu çekecektir. Bu zaten bu ay, yani Haziran rakamıyla birlikte demin de ifade ettiğim gibi baz etkisinin ana olarak bittiği dönem olacak. Bundan sonraki aylar, yani Temmuz enflasyonu ve diğer enflasyonlar baz etkisinin bizim negatif yönde çalışacağı bir dönem. Bizim için belki de enflasyonun esas vurucu olacağı kısım Eylül ayı olacak. Eylül ayı ile birlikte biz bu süreci daha fazla göreceğiz. Çünkü ne kadar da olsa mevsimsellik avantajını kullanıyoruz. Burada gıda fiyatları tabii ki gene öncelikli bir resim olacak ama en azından öncü veriler bu konuda biraz daha iyimser bakmamızı sağlıyor. Ama nihayetinde baktığınızda biz Eylül'den sonra birikimli %10 ila %15 arası 3 aylık ve Eylül Aralık dönemi için %10 ila %15 aralığında bir ilave enflasyonu yıl sonuna tamamlayarak ben 50-55 bandını ifade etmek isterim. Hocam, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var ve dedi ki kur korumalı mevduat sistemi devam ediyor dedi. Zaten Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de, daha doğrusu eski bakanımız Nurettin Nebati de yıl sonuna kadar, daha doğrusu yıl sonunda kaldırılmayacağını ve devam edeceğine ilişkinde bazı açıklamalar vardı ama geçici olduğu da hemen hemen her seferinde dile getiriliyordu ve bugün gelmiş olduğumuz noktada hemen hemen her günde açıklanan datalar, daha doğrusu her hafta açıklanan datalara da baktığımız zaman KKM'ye olan talebin hala artarak devam ettiğini görüyoruz. Hocam peki dolar TL'de bu denli bir yükseliş hareketi varken kur korumalı mevduattan gerçekten caymak, yani bu politikayı artık kapatmak çok kolay olacak mı ve kur korumalı mevduat stratejisinden çıkmak hangi politikaların yardımıyla söz konusu olabilir ki bu kadar birikmiş bir paradan da bahsediyoruz içeride, bir fon miktarından da bahsediyoruz. Şimdi zaten belki de bütün sürecin en can alıcı sorusu bu. Çünkü baktığınız zaman kur korumalı mevduatın yaşattığı etki bizim açımızdan hatırı sayılır riskler taşıyor. Nedir buradaki özellikle kur korumalı mevduatın bundan sonraki dönemde devam edip etmeyeceği aslında dövize olan talep ve piyasaya olan güvenin bir sonucu olacak. Bu da neye bağlı? Bir kere gerçek anlamda dört başı mamur bir para politikasının ve Merkez Bankası politikalarının görünür hale gelmesine bağlı. İkincisi, bunun arka planında bir orta vadeli programın bu konuda içinde bir tutarlılık mesajını içerecek şekilde piyasalara aktarılmasına bağlı. Şimdi bunlar oluşmadan kur korumalı mevduattan vazgeçilebilme şansı pek yok. Zaten kur korumalı mevduat kendi kendini imha etmediği müddetçe karar verici tarafından devreden çıkartılabileceğini düşünmüyorum. Yani kendi kendine imha etmesi ne demek? Kurlarda beklentilerin gittikçe zayıfladığı ve buna bağlı olarak da şüphenin artık tekrar aynı yönde hareket etmeyeceği yönünde piyasalarda bir algı oluşmadığı müddetçe bizim açımızdan baktığınızda kur korumalı mevduatın biz 2024'te de devam edeceğini varsayıyorum. Çünkü dediğim gibi piyasa oyuncusu ne zamanki dövize yönelik beklentileri zayıflar ve bakar ki kur korumalı mevduatta durmak alternatif yatırım araçları karşısında kendisine kaybettiriyor, enflasyon artışı durdu ve dolayısıyla ekonomik aktivitenin öngörülebilirliği kolaylaştı, sağlandı, o zaman kura bağlı beklentilerden çıktıkça kur korumalı mevduat da bu konuda etkisini ve değerini kaybedecektir. Ancak buraya bizim ulaşmamız için zannedersem daha önemli bir yolumuz var. Bu konuda yapılması gerekenler var. Ondan dolayıdır ki ben kur korumalı mevduattan çıkışın 2024'te de çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Peki hocam, bu yılki büyümeye ilişkin beklentileriniz nedir? Çünkü mesela dün açıklandı, ISO Türkiye İmalat PMI Endeksi açıklandı. 3 defadır üst üste 51,5 seviyesinde, ki hepimizin bildiği gibi 50 seviyesinin üzerinde olması demek genişleyici bölgede olması anlamına geliyor. Hatta bu son ankette öne çıkan en önemli gelişme de imalat sanayi üretiminin güçlü bir şekilde artması. Ve bir önceki aydan daha hızlı bir artış da söz konusu.
Dolayısıyla genel itibariyle %3,5, %4 gibi bir büyüme temposu bekleniliyor bu yıl itibariyle, bu yılın genelinde. Ama bir kesim diyor ki Merkez Bankası faiz arttırımlarına başladığı için burada ikinci yarından itibaren Türkiye ekonomisi de daralabilir gibi çok negatif yorumlar var. Ama diğer taraftan da %3,5, %4 gibi ortalama beklentilerin de ötesine taşacak %5,5'luk bir büyüme de bizi bekliyor olabilir tarzında yorum yapanlar da söz konusu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu yılki genel itibariyle Türkiye'nin büyüme temposunu? Şimdi eğer biz bu yeni ekonomi programı adı altındaki geçmiş programdan vazgeçmeseydik yorumun farklı olacaktı. Fakat bugünkü perspektifte baktığımızda iç talebe bağlı performansın ikinci yarıyla birlikte öyle ya da böyle daraltılmak zorunda daraltılacaktır. Burada büyümeyi lokomotif olarak götürecek olan grup ise ihracat sektörü olacaktır, ihracatçı firmalar olacaktır. Bu noktada da büyüme performansımızın üçlerde oluşması benim de öngörülerim içerisinde. Buradaki kritik konu bizim bu %3'lük büyümenin niteliği. Yani demin de söylediğim gibi iç talep ağırlıklı bir büyüme devam ettiği takdirde bizim enflasyondan kurtulma şansımız ya da enflasyonda iyileşmeye yönelik bir süreci görme şansımız yok. Ne zamanki ekonomik süreç, yani ihracatın ekonomideki payı ve büyüklüğü açısından sürükleyiciliği kalıcı hale gelir, o zaman bizim için bu %3 bu konuda bir enflasyon etkisini daha düşük seviyede yansıtır. Yani kısacası bizim büyüme, enflasyon, döviz kuru üçgeni içerisinde önceliklerimiz dönem dönem değişecektir. Burada demin de ifade ettiğim gibi kritik bir konu var. Yani belki ekonomi yönetimi de bunun sıkıntısını çekiyor. Yani Mart 2024 yerel seçimleri burada bazı kararları almakta kısıtlayıcı etki yaratıyordur diye düşünüyorum. Çünkü seçimler bitti. Nereden baksanız hani bir ayı geçen bir dönemden bahsediyoruz. Fakat bizim daha bir ekonomi programı diyebileceğimiz, bir ortaya koyabileceğimiz herhangi bir şey çıkmadı. Artı çıkacaksa da bunun radikal çözümler ve köktenci yapısal sorunlara müdahaleci bir ifade taşıyacağı konusunda da şüphelerim var. Yani dolayısıyla biz büyümeyi gene kısmen önceliklendireceğiz ama ihracatın bu konudaki önceliğini biraz daha öne çıkaracağız. Ama iç talebi de kontrol etmediğimiz takdirde de enflasyon sarmalının çok daha acıtıcı sonuçları olacağı için buralarda biraz daha kontrollü gidilecektir diye düşünüyorum. Selektif kredi politikası da bu çerçevede biraz daha öne çıkar diye tahmin ediyorum. Evet. Yani tüketimsel krediler biraz daha engellenecektir. İhracat, KOBİ gibi enstrümanların ise önü açılabilmesi açısından kredilerin oralara doğru biraz daha yönlendirilmesi söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Ekonomist Şevket Sayılgan'a değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ederiz. Efendim süremizin sonuna geldik. Herkese şimdiden güzel bir gün diliyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Takas İstanbul sundu.